yemediğini kimse yedirmeyeceğim. Sabahın 4'ü. Şimdi kuyumuza gidelim bakalım. Yanmış mı yanmamış mı? Tandırımız yanıyor. Ön hazırlık. Kendimizi dışarı atıyoruz. Bir iki dakikaya tandırımızın ortasını açacağız. Şimdi tandırımızın ortasını açacağız. Bir yandan kızarması için. Tandırımızı karıştırmamız lazım. Tandırımız şimdi biryanına atmaya hazır. İlk önce kazanımızı atıyoruz. Kazan hem kemikli biryan için hem de buhar için. Kemikli pişirsin diye. Etrafını toprakla kapatacağım. Bir saat 55 dakika kalacak bu büryan. Ben Yavuz Kaçmaz. Geçip şu anda 8 senedir büryan yapıyorum. 8 sene önce babamdır, amcamdır, onlar yapıyordu benden önce. Bu mesleği öğrettiler. Sabah 4'te başlıyoruz. 3.30'da 4'te başlıyoruz. Tanrı kuyumuza gidiyoruz. Kuyumuzu yakıyoruz. 45 dakika, 50 dakika sürüyor süresi. 1 saat de sürdüğü var. Onun kalınlığına göre, tandırın nemliğine göre. Kede varsa kedemiz çıkartılıyor. Kededen sonra ortası iyice açıldıktan sonra közler tam ısındığı zaman biryanımızı atıyoruz. İlk önce kazanımızı atıyoruz. İçinde kemikli olan. Ondan sonra kemiksizimiz ardına geliyor. Kapağı kapatılıyor. Etrafı çamur içinde tutuluyor. 1 saat 50 dakika sürüyor. 2 saat sürüyor. 2,5 saat sürdüğü var. Tandırın ayarına göre 1,5-7 dakika geçtikten sonra çamuru açılıyor, etrafı fırçalanıyor ve kemiksiz çıkartılıyor. Servise ondan sonra tezgaha getirilip servise hazır oluyor. 1,5-2 saat sonra kemiklimiz çıkıyor. Kemiklimiz kuyudan vinçle çıkartılarak kazandan çıkartıyoruz. Kazandan çıkartılarak tepsilere koyup servise hazır oluyor. Ekmek üzerinde servise yapılıyor. Büryanı çıkarma saatimiz geldi. 1 saat 55 dakika oldu. Açmaya başladım.
Eti çıkartıyoruz kancalardan. Pancarlarımız boşaltıldı. Şimdi tezgaha doğru gidiyoruz. Çok piştiği için düşüyor. İbrahim Bey, ekmek alabilir miyiz? Evet. Biren için. Evet. Yıl 1989. Sonlarına doğruydum. Siirtli bir arkadaşla ortak açtık. 14. günde Siirtli ortağımız bizi bıraktı. Baba mesleğimiz de fırıncılık olduğu için sektöre fazla yabancı değildik. Öyle devam ettik. Kapatmayı düşündük. Ondan sonra rahmetli babamız işte Batman gibi bir yerde insanlar bizi tanıyor. 15-20 günde mekan kapatmak bize yakışmaz edasıyla devam edin, zarar ziyanınız neyse ben karşılayacağım diye devam ettik. Ondan sonraki 2-3 aylık süreçte madalyon döndü Allah'a şükür. O tarihten şimdiye kadar yaklaşık olarak 36-37 yıldır sektördeyiz. Şu an Batman'da 3 şubemiz var. Artı Ankara'da 1 şubemiz var. Öylece süre gidiyoruz. Hani el tadı dediğimiz bir şey var. El tadı. Tabiri caizse hani bizim buraların tandır ekmeği meşhur. Bir hanımefendi özene bezene hamuru yoğurur, ne bileyim hijyenik bir ortamda tandır ekmeğini yapar. Ekmeği Allah ziyade etsin yenilmez. Ama bir hanımefendi de hiç özen göstermeden ne bileyim bir suyla bir unla hamuru karıştırır ama öyle mükemmel bir tandır ekmeği çıkarır ki tadına doyamaz. Bizim meslekte o. Bizim meslekte en önemli unsur tatlı değil, güler yüz. Yemek ikinci planda kalıyor. Ben buna inanıyorum. Gerçekten de budur.
Ya arkadaş, bu koku nereden geliyor diye. Her tarafı aşındırdık, aradık, taradık, hiçbir şey yok. En son geldik meğerse kesilen hayvanlardan bir tanesi herhalde hastaymış. İğne vurmuşlar. İğne de böyle bir apse yapmış. Yapmış bayramın üçüncü günü. Salonda tıklım tıklım. Abi, bütün masalardan özür dileyerek, hesap da almadan tabii. Abi, 143 kilo eti Batman çayına dök. Yemediğini kimseye yedirmeyeceğim. Çünkü herkes senden iyi. Herkes benden iyi. Algısıyla yola devam ettik, etmeye de devam ediyoruz.